Ferman, ne oldu ameliyat? Gireceğim şimdi. Hatice Hanım'ın kalbi takılmadı hala. Takın. Doktoru siz değil misiniz? Ya da arayın Ferda Hoca'yı, yardım isteyin. Nerede kendisi? Göremiyorum da bugün. Ali nerede? Ali nerede? Gerçekten mi ya? Yani gerçekten mi? Ali'den mi medet umuyorsun şu an? Ali benim vakamda. Asistan ondan uzaktır hocam. İyi günler. Bu ne öyle ya? Ali evde komşusuna tost yapıyormuş. Doruk öyle söyledi. İyi, ben arayacağım birazdan onu. Hayır canım, arama. Aa. Ya sen kendin karar verdin. Artık arkadaşı olacağım dedim. Ne o öyle vesveseli ebeveynler gibi? İyi de Selvi, Ali geç kalmaz ki. Üstelik ameliyata geç kaldı. Kim ki o kız? Bir şey mi yaptı Ali'ye? Bilmiyorum artık yani. Belki de gönlünü çalmıştır. İyi. Bu kadar çabuk. Öyle mi oldu hayat? 3 gün içinde başkasını mı buluyorsun artık? Ya hayır hayatım, dalga geçiyorum ya. Gelir şimdi. Ne zaman gelecek Selvi Hanım? Ameliyata gireceğiz. Biraz daha beklesek. Ferdi'nin bekleyecek zamanı var mı sizce hocam şu an? İyi, tamam, girelim. Ben önden giriyorum. Maske. Pardon, çekilin, lütfen çekilin. Omurilik sinirlerinin zarar görüp görmediğini araştıracağız ameliyat boyunca. Yarı monitorizasyon bende. Sinyal iyi görünüyor hocam. Açı da doğru hocam. Evet. Al bunu. Ali. Giyinmeme yardım edersin. Gel bakalım. Ameliyatı geç kaldım çabuk. Ali, sen hiç geç kalmazdın. Hayırdır? Sorma. Sorma. Peki. Burası bitti. Sıra geldi omurgayı düzleştirmeye. Devam hocam, devam. Aynı anda yapacağız. Dur, gel sen benim. Tamam hocam. Ben de. Aynı anda. Aynı anda, hadi bakayım. Çok iyi, devam, devam, devam. Oluyor. Harika. Hocam oluyor.
Gerçekten oluyor. Olacak tabii. İnanılmaz. Ellerinize sağlık. Bırak. Geldim hocam. Doruk hastayı kapatabilir misin? Tabii hocam. Bir benimle gelir misin Ali? O ameliyat? Ameliyat bitti. Bak bitti. Benimle gel. Vakanın asistanı olmadan ameliyat yaptım az önce. Bu ne? Özür dilerim pardon hocam. Özür dileme. Ne yapayım özrünü? Ama ben trafik... Ali trafik mürafik anlamam halini gördüm. Ben de ayrıldım. Battaniye altında mıyım şu an? Hayır. Trafikte miyim? Hayır. Çünkü biz doktoruz. Modumuzun düşme gibi bir lüksü yok. Depresyona girme gibi bir lüksümüz yok. Eğer bunların herhangi biri olursa ne olur biliyor musun? İnsanlar ölür. Anladın mı? Anladın mı? Anladım. Tanju hocana yalan attım senin yüzünden. Durumu çaktırma. Beni mi kurdunuz? Ali. Bu bir kez daha tekrarlanacak mı? Duyamadım. Hayır hocam. Özür dilerim, hayır. Evet. Ne demek itirazımı kabul etmiyorlar? Yani şu pisliği yazmak suç değil de benim bunu kaldırtmak istemem mi suç? Bana bakın, beni delirtmeyin. İşinizi yapın. Evet, bir an önce olursa sevinirim. Nasıl gidiyor? Sen nereden buldun beni şimdi? Asıl soru şu. Siz bir fikir buldunuz mu? Fermanlar müthiş halletti SMA'yı. Duydum. Ya riskli de olsa ameliyat için bir planımız var tabii de. Şimdi bir de akciğer ödemi başladı. Yani pek yapılabilir durmuyor şimdilik ama. Tanju sana bir şey soracağım. Ferda'yı neden bugün konferansa gönderdi? Hani hastanenin normal gibi görünmesi gerekiyor ya o açıdan. Yani Ferda'ya güveniyorsun. Onun bu ameliyatı yapabileceğine inanıyorsun değil mi? Beliz. Şu an hiç sırası değil inan. Hiç. Peki. Peki. Sevilen avukatlarıyla konuştum. Durum pek iyi değil. O yüzden bu ameliyatı yapmanın bir yolunu bulsan iyi edersin. Nefes al. Tamam. Derin derin nefes al, sakin. Sakin ol. Sakin ol, sakin. Thank you.
Aç Elia. Hocam. Ne oldu yine? Yavuz Bey. Biraz huzursuz. Sebep? Siz galiba ameliyat yapacak mısınız, yapmayacak mısınız kesin bir şey söylememişsiniz. Onlar da davayı duymuşlar, okuyorlar. Benim karımı niye ameliyat ediyorsunuz? Kobay mı? Benim üzerimden gündem değiştiremezsiniz diye bağırıp duruyor. Biz karısının hayatını kurtarmaya çalışıyoruz burada. O ameliyatı yapma şansımız var hala. Tabii ki hocam, ben anlıyorum ama... Açeli anlama. Tamam, lütfen anlama. Sadece onları oyalı. Onlar buradan taburcu olmayacaklar. Öyle ya da böyle bu ameliyat yapılacak. Bir 256/8. 157. 37/90. 3330. 82/15. 1230. 3572/900. 3.96.888.889. Uf, ben o kadar yapamıyorum daha. Merak etme, sen daha fazlasını yapacaksın. Sende daha büyük bir potansiyel var. Şey, doktor abi. Efendim? Ben de senin gibi doktor olur muyum senin yaşına gelince? Ya haydi hayırlı olsun o zaman. Ameliyatın çok güzel geçti Ferdi. Çok güzel gözüküyorsun. Allah razı olsun Ferman abi. Dümdüz oldum, bak. Evet, oldun tabii. Elleriniz dert görmesin doktor bey. Oğlum senelerdir ilk kez böyle. Dimdik çok şükür. Anne, ağlama artık. Ameliyatın şeyi geçsin, kendi başıma yürüyeceğim bile ben. Yürümek ne ya? Kendi kendine yemek bile yiyeceksin. Yer miyim? Yiyeceksin tabii Ferdi. Hele bir ilişeyim. Daha neler yapacağım. Değil mi anne? İnşallah oğlum. Okula gideceğim, doktor çıkacağım. Niye biliyorsunuz mu? Niye? Benim gibileri iyi edeyim diye. Kolları bacakları çalışmayan çocukları iyileştireceğim. Hele bir taburcu olayım. Tekrar geleceğiz. Geçmiş olsun şimdilik. Oğlum. Bunu niye yalan söylediniz? Bu dediklerinizin hiçbirini yapamayacak ki. Ne deseydim çocuğa? Sadece umurunu iyileştirdik. Semihan öyle duruyor. Onu iyileştirebilmek için milyonlarca dolarlık bir ilaç lazım. Almazsan sinirlerin, kasların eriyecek ve birkaç yıl içinde öleceksin mi deseydin? Sadece parası olanların iyileşebilmesi çok haksızlık değil mi? Öyle. Oğlum bir şey oluyor. Bir şey oluyor. Oğlum ne oluyor? Hipoksiye girdi. Çekil, çekil, çekil. Ali yatağa indir çabuk. Merak etme. Merak etme, hiçbir şey olmayacak sana. Oğlum bir şey oluyor. Doktor. Solunum kasları çalışmıyor. Entübe edeceğiz. Anestezi. Tamam. Merak etme, nefes alacaksın. Derin derin almaya çalış. Çek, 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 çek. Ölmek istemiyorum. Ölmeyeceksin. Yanındayız, merak etme. Hadi çabuk, acele et biraz. Yardım. Edeceğiz, buradayız. Merak etme, onun için buradayız. Ne olur Allah'ım sen yardım et ya Rabbim. Merak etme, merak etme. Ölmeyeceksin, hiçbir şey olmayacak. Kendiniz gel. Tamam hocam. Bir şey olacak mı doktor? Ne olur söyleyin, bir şey söyleyin. Hanımefendi, hanımefendi ben sizi dışarı alayım mı? Görmeseniz daha iyi. Lütfen, lütfen gelir misiniz böyle? Ali, trakeostomi yapacağız. Tamam. Örtü, boya. Tamam. Burası sende. Gel. Çabuk. Temizle. Çık. Ali, portatif solunum cihazı, çabuk. Tamam hocam. Gönder. Gönder. Nedir? Solunum alıyor. Ne? Ali birini mi bulmuş? Neymiş? Kimmiş peki?
Komşusuymuş. Nasıl yani, kesin mi? Evindeymiş diyorsun. Ne yapıyormuş evinde? Ay, ne bileyim ya, of. Ama bir şey diyeyim mi? Yazıklar olsun Ali. Bir insan bir 2-3 gün bekler ya. Bir 2-3 gün dayanır başka birini bulmadan önce. Bu ne? Ne? Ali manita mı yapmış? Şşt! Ne fısır fısır konuşuyorsunuz? Anlamıyorum hiç buradan söylediklerinizi. Niye susuyoruz ya? Ya Nazlı bilmiyor tabii ki. Ha. Emin olmadan da söylemeyeceğim. Tamam tamam canım, ben yabancı mıyım? Laf çıkmaz, tamam ben de söylemem. Ama Ali de yani... Baban da mı çapkındı be arkadaş? Koçum yiğidim Ali, bu ne hız ya? Ne? Saçmalama istersen. Bana bak, senin bir sarı kartın geldi galiba. Göstereyim ben sana onu istiyorsan. Yok yok, tamam özür dilerim. Özür dilerim. Şaka yapıyorum ya. Vallahi Demir'le de konuşacağım. Ali, mesai çıkışlarında bize aşk dersi versin ya. Siz de katılın isterseniz, ha verimli olur. Ne seni var? Seni... Öldürürüm. Ya Allah aşkına, ben şaka yapıyorum ama ya. Getir, getir, topla oraları. Ben şaka yapıyorum. Yani bir hasta görse hiç hastanemize yakışıyor mudur? Çok geçme. Geçme, şaka mı olur? Bak, ama ikiniz bir oldunuz. Beliz, senin en iyi yaptığın şey nedir? Anlamadım. Yani kendine en çok hangi konuda güveniyorsun? İş, hastane yönetimi. Neden sordun? Sence benim en iyi yaptığım şey ne? Plastik cerrahi. Adil Hoca'nınki beyin, Ferman'ınki de kardiyak cerrahi. Ya yapılacak şey belli değil mi? Evet belli. Ama sen de oradaydın, reddetti. Beliz, ben o hastayı Ferman ameliyat etsin diye getirdim bu hastaneye. Ve beni dinlemiyor. Lütfen ikna eder misin? Ferman'ın üstünde artık öyle pek bir ikna gücüm olduğunu sanmıyorum Tanju. Biliyorsun durumu. Biliyorum, ayrıldınız. Ama bu kişisel bir şey, bir önemi yok yani. Madem en iyi yaptığım şey hastane yönetmek diyorsun, lütfen yönetir misin o zaman? Ya tamam, kabul ediyorum. Köşeye sıkıştım. Ya daha ne diyeyim? Ne istiyorsunuz benden? Yavuz Bey sakin. Az önce kontrol ettim eşinizi. Siz ekstra bir durum olursa zaten beni arayabilirsiniz. Cebim sizde var. Hemen gelirim. Tamam. Siz de. Dur! Verdiğin fotoğrafların hepsini yaktım. Bana hediye ettin o kazağı, çöpe attım. Telefonumdaki bütün mesajları sildim. Üzülüp ağlayacağımı zannediyorsam ben çoktan kapadım o sayfayı. Sadece soracaktım. Her şeyi yaktım, yıktım, parçaladım. Ama gece eve gidiyorum. Gözümü kapatıyorum. Sen geliyorsun gözümün önüne. Bir şeyler yemek istedim. Ağzıma attığım her lokmada... Seninle yediğimiz yemekler geliyor aklıma. Bir film izleyeyim dedim. Seninle izlediğimiz filmler geliyor aklıma. Bir makale okuyayım dedim. Seninle çalıştığımız vakalar aklıma geliyor. Eğer bütün bunlar seni unutamadığım anlamına geliyorsa...
Ben seni asla unutamam Naz. Ben bunların hiçbirini unutamam. Kendimi işe vererek kurtulabileceğimi sandım. Olmadı. Kolay değilmiş. Başaramadım. Seni her gördüğümde... Kalmasak olmaz mı? Ali. Biraz uzak kalalım bence biz. Bir süre. Ne fark eder ki? Uzaktan olsa sen hep buradasın. Senin yöntemin en iyisi bence. Kendimizi işimize verelim. Seni unutamadığım için mi? Bana bunları söylediğin için. Aşkım, hadi uyu artık ama. Hadi uyu bebeğim. Bak sabah babanın işi var. Kızım. Burada bekle. Özür dilerim. Gidebilir miyim? Tabii, gel. Aşkım. Niye özür diledin? Vakayı reddettiğin için. Sen benden özür diliyorsun. Hem de vakayı reddettiğim için. Çünkü seni intikam peşinde ve mutsuz bir adama dönüştürdüm Perman. Bunun için çok özür dilerim sana. Bu söylediğime belki inanmayacaksın ama biliriz dünya senin etrafında dönmüyor. Omurga vakası cidden önemliydi. Ve ben de onu tercih ettim. Yalan söylüyorsun. Biliriz. Ferman yapma. Sen bugüne kadar hangi kalp vakasını reddettin? Hele ki böylesine bir daha karşına çıkmayacak belki de. Gerçekten gece gece tartışmak istemiyorum çünkü vakayı reddettim bitti gitti. Pişman olacaksın ama. Ya niye pişman olayım? Olmayacağım pişman falan. Olmayacağım. Sıkıldım, bunaldım artık. Hastanenin dertleri, Tanju'nun oyunları. En iyi bildiğim işten soğuttunuz ya beni. Cerrahım ben, cerrah. Ve ben çok iyi bir cerrahım. Anlatabiliyor muyum? Ben çok iyi bir cerrah. Yemişim Tanju'sunu da, makalesini de, şöhretini de. O kadının hayatını ben değiştirebilirim.
O kadının hayatını değiştirebilirim. Değiştireceğim de. Alıyor musun yani vakayı? Kabul ediyor musun Ferman? Vakayı alacağım. Ama tek bir şartla. Vakaya adam gibi çalışacağım. Ve bunun için tek bir şeye ihtiyacım var. Leyla. Biz Leyliş'le oyunlar oynarız. Yeter ki baba çalışsın. Değil mi? Ayşe. Ve biz seninle oyunlar oynayalım. Değil mi Ayşe'cim? Ha? Evet. Biz burada oyunlar oynayacağız. Ama da güzel güzel çalışın. Evet aşkım. Evet. Ay biz çok özleştik kızımla. Evet biz çok özleştik. Sana diyorum, ne yapıyorsun? Sana diyorum, ne oluyor? Ay! Ay nasıl korktum, gördün mü? Kalbim çıkacak. Aşk olsun. Hoş geldin. Sana? Şimdi şöyle. Sen benim hayatımı kurtardın ya sabah. Ben sana teşekkür etmek istedim. İşte o yüzden süslendim. Güzel yemekler yapıyorum. Salonu gördün mü? Ben gösterecektim sana. Baktın mı salona? Olmuş mu? Olmamış. Bu renkler falan, bu kokular. Bana sordun mu? Sormadın. İstemem ben böyle şeyler. Sorsaydım sürpriz olmazdı. Bu çiçek ne? Bu çiçek ne burada? Ha? Bunlar ne burada? Bunlar ne? Renk bunlar Ali, renk. Yani içeri girince için sıcacık olsun istedim. Biraz da böyle dene. Değişiklik iyidir. Ben değişiklik sevmem. Hele sürpriz değişiklik hiç sevmem. Üf, anladık. Anladık, tamam, değişiklik sevmezsin. Hele sürpriz değişiklik hiç sevmezsin. Anladık, otizmlisin. Ama Ali, hayat çok kısa ve çok güzel. Bizim her anı doya doya yaşamamız lazım. Sen niye böylesin? Neden bu kadar tatlı bir insanım, onu mu soruyorsun? Hayır! Hayır, başkasının yaptığı yemeği yemem dedin ama... Başkasının evine geliyorsun, bak ne hale getirmişsin, neler yapmışsın. Sabah ne haldeydin şimdi, neşeye bak. Sen niye böylesin, ne yapıyorsun sen? Ben hiçbir şey yapmıyorum da, sen çok gerginsin Ali. Acım var çünkü. Sevgilimden ayrıldım. Kalbim acıyor. Sen dün demedin mi bana ha? Yas tut demedin mi? Şimdi bu ne peki? Ha? Tanımıyorum.
tanımıyorum bile seni. Her şeyime dokunmuşsun. Her şeyime dokunuyorsun. Bu nedir? Sen benden ne istiyorsun? Sadece teşekkür etmek istedim. Rica ederim. Lütfen gider misin? Dur şu kaza bak. Ne var? Kızım hatırlasana ben bunu böyle kahve dökmüştüm, yıkamıştım, çekmişti. E şimdi normal oluyor. Ay ne bileyim Nazlı. Ben bu kaza bile hatırlamıyorum. Nasıl hatırlamıyorsun? Hatırlamıyorum. Acı. Ay öf. Tamam. Öf. Benim de dalgınlığıma geldi. Ben de yıkadım, iyice çekti. Ben de ne yapayım? Gittim aynısından aldım sana. Evet, çok zor bir dönemden geçiyorsun. Bir de ben en sevdiğin kazanı mahvettim. Oh, canım, canım benim. Beni böyle korumana gerek yok ki. Tamam, yapmam bir daha. Öf. Sen iyi misin? İyiyim. İyisin. İyiyim, iyiyim. İyisin. Açı, sen böyle yine ben üzülmeyeyim diye böyle başka bir şey falan saklamıyorsun değil mi? Hayır canım, Allah Allah. Niye saklayayım? Aşk olsun. Hı. Hayır saklama, iyiyim çünkü. Dün ne güzel böyle içim döktüm, rahatladım. Ayrıca biz birlikte olunca yıkılmayız. Kahve. Aç karnına kahve içmem, teşekkürler. Poğaça o zaman önce. Sen beni mi takip ediyordun? Bir dakika. Merhaba, ben Ezo. 26 yaşındayım. Stilistim. Özel bir firmada stilist olarak çalışıyorum. Elma yemeği çok seviyorum. Biliyorsun zaten. Fransız filmlerini çok severim. Hatta Fransa'yı da severim. Sen hiç gittin mi? Neyse, konuyu dağıtmayayım. Renklere bayılıyorum. En sevdiğin hangisi desen seçemem galiba. O kadar çok seviyorum hepsini. Bence bir arada daha iyiler sanki. Pul, payet, ışıltı, onlara bayılıyorum. Hayat gibi biraz, öyle diyelim. İkizler burcuyum. Yükselenim balık. Hem çok aşı hem çok bebek olabiliyorum yani. Onun dışında... hayvanlar. Bütün hayvanları çok seviyorum. Şu an evde bakamıyorum ama bir gün olacak biliyorum. Sokaktaki bütün hayvanlar gelip benimle yaşayabilir bence. Biraz dengesiz biriyim ama bence iyi de biriyim. Bu kadar.
kafem verseydin bari. Ya bir dakika durur musun? Sen haklıydın dün. Ben seni tanımıyorum dedin ya. Tanımıyorsun evet. Ben de o yüzden beni tanı istedim. Komşu şurada sonuçta. Her gün göreceğiz birbirimizi. Ben de ondan korkuyordum zaten. Sana da iyi günler. Bugün harika bir gün Ali Vefa. Tadını çıkar. Doktor Bey, bir bakabilir misiniz? Tabii. Biliyorum bizim işimiz çok acil değil ama hapşıra hapşıra perişan oldu çocuk. Okula bile yollayamadım. Tabii ilgilenirim. Merak etmeyin. Merhaba. Benim adım Doktor Ali Vefa. Senin ismin ne? Yeliz. Çok yaşa Yeliz. Derin nefes alabilir misin? Nefes almakta zorlanıyorsun galiba. Şunu bir koklar mısın? Koku alıyor musun? Muhtemelen toz ya da polen alerjisi olmalı. Bir alerji testi yapmamız gerekiyor. Ondan sonra da bir sprey verirler. O bayağı rahatlatır. Çok teşekkürler. Şimdi sıra alacağız da. Ama testler çıkınca ilacı verecekler değil mi? Evet. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Ah canım benim. Yeliz'cim başka bir odada beklemek ister misin? O zaman gel seni havası daha temiz bir odaya götüreyim ha. Semptomların hafiflemiş olur. Nasıl yani? Hemen toparlar mı? Evet evet iyi gelecektir ona. O sırada da şey yaparız test için sıra alırız ne dersin? Tamam. Hadi kızım. Buyurun böyle buyurun. Burada bekle. Okul da yok. Tatil gibi düşün. Bu oda Yeliz'e iyi gelecek. Ne kokuyor burası? Temiz kokuyor. Tekrar geçmiş olsun. Çok teşekkürler. Sağ ol. Anneciğim, açıldı mı burnun güzel kızım? Oh, çok şükür Allah'ım.
Hadi anne. Hadi. Kendin diyordun ameliyattan sonra çorba içeceğim diye. Hı? Hadi bir kaşık al. Hadi kurban oldum. Hadi bir kaşık gözünü seveyim annem. Hadi. Acıkmadın mı? Hı? Ferdi. Ferdi'cim. Bak sana ne getirdim. Ya al. Hadi teşekkür et abiye. Hadi. Al al. Senin yaşındayken bayılırdım bu problemleri çözmeye. Daha zorunu getireyim istersen. Ha gideyim kütüphaneye gideyim daha zorunu getireyim olur mu? İster misin? İster misin ha? Azıcık gül. Ha? Gül. Bak hem doğrulabiliyorsun artık. Cihaz olmadan nefes alamazsın, evet. Ama buradasın. Heh. Buradasın, bak bizimlesin. Ne yapabilirim senin için? Hadi söyle. Ben senin için ne yapayım? Söyle, ne istersen. Ben kalp ameliyatına giriyorum. Doruk çağır. Çocuk sizde. Omurgası akciğerine baskı yapıyor. Sakın gözünüzü ayırmayın çocuktan. Ayırmasak ne olacak ki? Hiçbir şey yapamıyorum. Konuşamıyorum. Kendi başına nefes bile alamıyor. Ali çocuğun durumunu stabil tutacağız. Yapabileceğimizin en iyisi bu şu an, tamam? Güzel. Hadi. Demirler nerede? Ben daha yeni geldim hocam. Açeli bakmıyor muydu Hatice Hanım'a? Ben niye rapor almadım sabaha kadar? Ay, Açeli nöbetçiydi ama... Peki sen ne zaman geldin? Hocam bana bir dakika verir misiniz lütfen? Tamam, tamam. Ben kendim bakarım. Günaydın Tanju Bey. Merhaba, günaydın. İyi misiniz Hatice Hanım? Gayet iyiyim. O adam bizi oyalıyor, oyalıyor. Yavuz Bey, tekrarlıyorum lütfen. Sakin. Ya neyine sakin olacağım? Neyine sakin olacağım? Yavuz size biraz kızmış da. Hemen geliyorum.